Selamünaleyküm hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı çarşaf böreği tarifimi paylaşacağım. Bir önceki videomda patateslisini paylaşmıştım. Bu sefer de sizinle kıymalıyı paylaşayım dedim. Ve küçük tepsiye göre yapacağım ölçüsünü. Diğerini büyük tepsiye göre yapmıştım. Az kişi olanlar, mesela 2-3 kişiyizdir, bize büyük tepsi fazla geliyor diyenler için küçük tepside olanını paylaşacağım. Ben ölçerek kullandım sizin için. Klasik su bardağıyla 4 su bardağı un kullandım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve su. Başka hiçbir malzemeye gerek yok. Dediğim gibi çarşaf böreği elde açma börek olduğu için hiç ekstra bir süt, yoğurda, sıvı yağa hiç gerek kalmıyor. İç harcını güzel hazırladın mı lezzetli bir çarşaf böreği elde edeceğiz. Çarşaf böreğimizin püf noktası hamurumuzun çok güzel yoğurulması. Başka ekstra bir malzemeye gerek yok. Yavaş yavaş suyumuzu ilave ettik. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu iyice toparladık. Rahat yoğurmamız için tezgahımızın üzerine unu serpiyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. İyice yoğurmaya başlıyoruz. Videodan kısa tutmak için size tamamını göstermiyorum ama 15 dakikadır hamurumu tezgahımın üzerinde iyice yoğurdum. 15 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. 15 dakika süremiz doldu. Dinlendi hamurumuz. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıracağız. Bezelerimiz oldu. Şöyle tabağımızın içerisine unumuzu serpelim. 15 dakika bezelerimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Bezelerimiz 15 dakikadır dinleniyor. Şimdi açma işlemine başlıyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Tabağımızı alıyoruz ve üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Aynı şekilde bezelerimizi açıyoruz. Son bezemizi de açtık. Tabağımıza koyuyoruz. Sıvı yağımızı sürüyoruz. Hamurumuz güzel açılsın ve çabuk kendini salsın diye bu işlemi yapıyoruz. Üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıyoruz. Havalar sıcak zaten. 15 dakikada kendini salacaktır. 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettik. Ve ardından doğramış olduğum 4 adet orta boy soğanımı ilave ediyorum. Ve içerisine lezzet versin diye 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve soğanlarımızı çabuk ölsün diye tuzumuzu soğanlarımızın üzerine ilave ediyorum. Ve soğanlarımızı kavuruyoruz. İçerisine yarım kilo kıymamızı ilave ediyoruz. Ve kavuruyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz ve iç harcımızı iyice kavuruyoruz. Kıymamız kavruldu, iç harcımız hazır. Altını kapatıyoruz ve çabuk soğuması için bir kabımızın içerisine boşaltalım. Sonra ekmeğimizi açmaya başlayalım. 15 dakika doldu. Hamurlarımız saldı kendini gördüğünüz gibi. Hemen sofra bezimizin üzerine alıyoruz. Yapımı gerçekten zor gibi gözükse de unumuz çok güzelse hiçbir zorluğu yok. Bu hamuru böyle gördüğünüz gibi çekiştire çekiştire açıyorsunuz. Hamurunuzu iyi yoğurduysanız, dinlendirdiyseniz çarşaf böreği yapımı gerçekten çok kolay. Hiçbir hanımın yapamayacağını sanmıyorum. Bütün hanımlarımız beceriklidir. İncecik açıldı. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Ve kenarlarındaki kalınlıkları alıyorum. Çünkü elde açma bir hamur olduğu için ağzı çok sert bir şekilde geliyor. Bu kenarlarını alırsanız hiçbir şekilde kalın olmayacaktır hamurunuz. Kenarlarındaki kalınlıkları aldım, bir kenara koydum. Bütün bunları aldıktan sonra ben bu bezeyi değerlendiriyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde atmıyoruz. Ve içerisine kavurmuş olduğum kıymalarımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar şöyle yağ gezdiriyorum ki katmanlar oluşsun diye. Az bir şey gezdirsek yeterli olacaktır. Yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi incecik oldu, zar gibi. Hamurumuzu yuvarladık. Dediğim gibi ölçüyü ufak tutmuştum. 36 santimlik bir tepsim var. Bu tepsimin içerisine hamurumuzu koyacağız. Şöyle şu şekilde uzatalım. Çünkü uzadıkça uzuyor. Elde yaptığımız için.
bir bezeden şu kadar oluştu ve tekrar ikinci bezemizi alıyoruz. İkinci bezemizi açımına başladık. Gördüğünüz gibi hamurumuz o kadar iyi ki çekiştiriyoruz, uzuyor. Hiç bunu açmak için özel bir çaba sarf etmiyoruz. Bir sağdan bir soldan çekiştiriyoruz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kendini bırakıyor. Açma işlemimiz bitti. Şimdi kenardaki kalın olan kısımları alıyoruz. Kenardaki kalınlıklarımızı aldık. İç harcımızı döküyoruz. İç harcımızı döktük. Şöyle sofra bezimizi yuvarlıyoruz. Bir saniyede böreğimiz hazır oluyor. Son bezimizi açıyoruz. Şimdi burada biraz boşluk kaldı. 3 adet beze kullanmıştık biliyorsunuz. Kenarlarındaki kalınlıkları aldım ve şöyle bir beze oldu. Şimdi bu bezeyi açıp oradaki kalan boşluğumuza ilave edeceğim. Kenarlarındaki kalınlıkların dediğim gibi beze yaptım. Açtım ve bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bu tepsim 36 santimdi. Tam bu tepsime göre hiç hamurum artmadı. Kenarındaki ayırmış olduğum kalınlıkları da kullandım. Ve üzerine kızarması için sıvı yağ sürüyoruz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yumurta sarısı sürenler var ama yani ben yıllardır tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bu börek yavaş yavaş pişmesi gereken bir börek. Yumurta kullanırsanız eğer yumurta hemen kızardığı için böreğinizi pişmiş sanıp hemen alabilirsiniz erkenden. Onun için sıvı yağ veya yoğurt sürebilirsiniz. Ben sıvı yağ tercih ettim. Çıtır çıtır yapıyor sıvı yağ. Böreğimiz hazırdır. Böreğimizi 170 derecelik fırına gönderiyoruz ve ağır ağır 1 saatte pişecektir. Çarşaf böreğimiz nar gibi kızardı. Çok güzel, tam kıvamda oldu. Şimdi böreğimizi kesme işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi tam kıvamda oldu. Kıymalı çarşaf böreğimiz sunuma hazırdır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.